Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika ziyareti sonrasında Türkiye'ye dönüşü esnasında uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. 20 Şubat Pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile başlayan Afrika turunu Ukrayna'da yaşanan kritik gelişmeler nedeniyle Senegal'le sonlandıran Erdoğan, Cin-Bissau ziyaretini ise ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Türkiye'nin bu süreçte işleyeceği politikalarla ilgili mesajlar veren Erdoğan, "Biz burada devlet yönetiyoruz, hassasiyetimizi korumamız gerekiyor. Bu hassasiyet içerisinde de adımlarımızı atmamız gerekiyor," dedi. Türkiye'nin Ukrayna'dan da Rusya'dan da vazgeçmesinin mümkün olmadığını anlatan Erdoğan, "Rusya ile gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. Bizim derdimiz öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi inşallah çözelim. Bunun için de ekibimizle, heyetimizle görüşmelerimizi yapacağız," dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerin niye alındığını bilmiyorum, kime karşı kullanacağımız da açıklanmadı şeklindeki açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Bir de S-400'ler hangarda bekliyor deniyor. S-400'ler nerede beklemesi gerekiyorsa orada bekliyor. Tabii gizli konular bunlar. İhtiyaç duyulması halinde bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıkların yapıldığı ve sürecin olması gerektiği şekilde ilerlediğini biliyoruz. Bu hususta da gereken açıklamalar yapıldı. Sonuç olarak ülkemizin bekasını ilgilendiren hususlarda herkesi daha dikkatli olmaya, tarafsız olmaya ve milli menfaatler kapsamında konuyu ele almaya davet ediyorum," açıklamasına bulundu. Amerika ile sürdürülen F-35 ve F-16 müzakerelerinin sorulması üzerine Erdoğan, "O süreç devam ediyor," diye karşılık verdi.